Merhabalar. ARM programlama serimize devam ediyoruz. Bu sefer SPI ile uğraşacağız. SPI örneği yapacağız. Bunun içinde üzerinde bulunan sensörü kullanacağız. Sensörle STM32F4'ü haberleştireceğiz. Şimdi bunun için gerekli şeylere bakalım. Dosyamızı açtık. Şimdi ilk önce bir kite bir bakalım. Neler var, neler yok. Şöyle aşağıya bir inelim. Sağa doğru indirelim. Bakın. Burada bir sensör var. İnternetten datasheet'ine bakalım. Ben datasheet'i indirdim. Şuradan bakalım. Neymiş bu? 3 aksis sensör, hareket sensörü, hız hareket sensörü, akselerometer, SPI ile haberleşiyormuş. İşte genel teknik özelliklerinden bahsedilmiş. Şimdi programlamak için bir pinlerine bakalım. Kart üzerinde neye bağlı? Şimdi burada gördüğümüz gibi SPI pinleri PA 5, 7, 6, PE 3. Şimdi bu sensörü kullanmamız için biz bu pinleri set etmemiz gerekiyor. Şimdi kod üzerinden bakalım. Şimdi bir tane SPI kullanabilmek için yapmamız gereken ayarlar var. Bunların başında ilk önce GPIO'nun ayarları, ardından da SPI'nin ayarları var. Şimdi bakalım ne yapmışız. Burada bir tane GPIO oluşturmuşuz. Ardından SPI bir tane oluşturmuşuz. Yani nesne değil de structure oluşturmuşuz. Sonra bu structure'ı kullanıyoruz. Şimdi GPIO A'yı aktif ediyoruz. Çünkü A üzerindeydi. PA 5, PA 7, PA 6. O yüzden GPIO 6'yı enable ediyoruz. Ardından burada gördüğünüz gibi push pull yapmışız. No pull. Ondan sonra speed'ine de 50 MHz veriyoruz. Sonra bu structure'ı initial ediyoruz. Ardından alternatif function olduğu için hangi pinlerin hangi özellikte alternatif function olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Onun için de GPIO pin AF config fonksiyonunu kullanıp hangi portta olduğunu, ardından hangi pin de olduğunu belirtip hangi özelliğini kullanacağımızı seçiyoruz. GPIO'yu alternate function SPI olarak, SPI 1 olarak. Diğer pinleri de aynı şekilde 6 ve 7'yi de o şekilde ayarlıyoruz. Sonra geliyoruz E bloğunu aktif etmeye. O niye için dediğimizde PE 3'te olduğu için. PE3'ü de aktif ettik. Out yapıyoruz. Burada da alternatif function yaptık. Push pull, no pull up, sadece pin 3 ve 50 MHz. Sonra bunu da initial ediyoruz. Sonra bir tane CS off tanımlamışız. Bu nerede? Bunu da SPI header'ın içine tanımladık. Off olduğu durum set durumu. On olduğu durumda reset durumu, yani sıfıra çektiğimiz durumda biz bunu chip select on demişiz. Yani haberleşmeye başlattığı için CS on oluyor. Ondan dolayı, yani ters olması aklınızı karıştırmasın. Ve burada oluşturduğumuz SPI initial fonksiyonunu buraya tanımlıyoruz. Sonra
SPI'yi aktif ediyoruz. Buraya kadar pin ayarlarını yaptık. Şimdi SPI ayarlarını yapıyoruz. Burada oluşturduğumuz structure'ı burada kullanıyoruz. Bond rate preciser'ı 64 olarak belirledik. SPI 2H'de. Ondan sonra SPI high durumunda 7, polinom durumu, data size 8, full duplex iki yönlü haberleşmeden dolayı ilk önce first bit olarak büyük değerin mi küçük değerin mi gideceğini belirliyoruz. Ardından SPI mod olarak master modda ve SPI NSS'i soft olarak seçiyoruz. Ardından SPI'yi initial edip structure'ı initial ediyoruz ve SPI'yi aktif ediyoruz. SPI'nin kurulumu bu kadar. Kullanımına bakalım. Bu DELA ile alakalı bir değişken. Buraya bir SPI data değişkeni tanıyoruz. 8 bitlik unsigned şekilde ve ilk değeri 0 veriyoruz. Bu SPI'den okuduğumuz değeri tutacak bir değişken. Ardından bunlar zaten delay fonksiyonuyla alakalı. Daha önceki derslerimizde bahsettik. Şimdi burada SPI initial fonksiyonunu aktif ediyoruz. Çağırıyoruz. Ardından LED'i aktif ediyoruz. Bunu da daha önceki derslerde göstermiştik. Zaten o derslerin devamı olan projeden devam ediyorum. GSM'imizi 10 yapıyoruz. SPI'ye burada data göndermişiz. Burada beklemişiz. Datayı almışız. Beklemişiz. Göndermişiz. Beklemişiz. Göndermişiz. Almışız pardon şurada. SPI dataya eşitliyoruz. Sonra CS off yapıyoruz. Yani chip select pinini high'a kaldırdığımda haberleşme kesiliyor. Chip select on yaptığımda da chip select pinini low'a çekmiş oluyorum. Haberleşmeye başlatmış oluyorum. Ve SPI'den gelen dataya göre ya kırmızı LED'i ya yeşil LED'i yakmışım. Şimdi bu nasıl oldu? Buna bakalım. Gelelim sensörün datasına. Register'larına. Bunlar data register'ları. Sensörün. Şimdi haberleşmesine bakalım. Evet, chip select pini high'deyken haberleşme yok. Low'a çekildiğinde haberleşme dataları alıp ve gönderebiliyoruz. Şimdi bakalım ilk bit neymiş? 0 olduğunda data input olarak yazabiliyoruz. Device'a 1 olduğunda data okuyoruz. Sensörden. 2 ve 7'ler adresmiş. Yani register'lar. Ve 7'den sonra gelen 8-15 arası da data. Bu yazacağımız data da olabilir. Bu şekilde okuyacağımız data da olabilir. Şimdi devam edelim. Burada who I am diye bir register var. Bu şu işe yarıyor. Cihaza ID'sini soruyorsunuz. O size geri bir ID döndürüyor. Bu işe yarayan bir register. Değeri de 0F'miş.
Şimdi bunun için yapmamız gereken şey şu. Kodumuza dönelim. Şimdi 0F göndermişim. Pardon, 8F göndermişim. Şimdi bunun 8F olmasının sebebi şöyle söyleyeyim. UIM'e bakalım. Güzel yazdım. Pardon. Şimdi burada baktığımızda bunun değeri 3,0 artı 11 artı 11. Yani şurası, şu kısım 11, 11 3,0. Burası who I am register. Bu 1. Bu baştaki bir. Hemen göstereyim. RV. Şu ilk bit. Okuma veya yazma yapacağım bit. O yüzden 08 yazıyoruz. Yani 8F yazıyoruz. Yanlış söyledim az önce. Ardından bayrak kalkmış mı kalkmamış mı ona bakıyoruz. Burada set kullanıyorum. Set STM library'si içinde tanımlanmış bir set. Hemen bakalım. Bakalım. Reset 0'mış. Set de bunun tersi, yani 1'miş. Yani setin anlamı 1. 1'e eşitse data al diyormuş. SPI'ye yaz. Sonra 1'se falan durumu data gönder. Gene sonra 1'se datayı al demiş. Şimdi burada register'dan bilgi istedim. Sonra bunu niye gönderdim? Bunun 05 veya 00 olması fark etmez. Data alabilmek için ilk önce register'ı göndeririz. Sonra ona herhangi bir data gönderdim burada. Çünkü data değeri istemediği için register. O yüzden herhangi bir data gönderdiğimizde karşıdan cevap alabiliyoruz. Yani şöyle işliyor aslında. Sensöre bilgi gönderirken register artı data gönderiyoruz ki karşıdan veri dönsün. Şöyle timing diyagramda göstereyim. Burada olduğu gibi bakın şu alan register, bu ilk bit yazma veya okuma olacağını belirleyen, gerisi data. Yani ben buraya gönderiyorum, sonra bir data göndereceğim ki karşıdan dönüşü okuyayım. Yani data bir şey göndermezsem karşıdan dönüş okuyamam. O yüzden herhangi bir data gönderiyorum. Şimdi bir burada 3B ve 3F demişim. Bunun sebepleri de şu. Who I am. Evet. Şimdi şu değerin hexadesimal karşılığına bakalım. Üçf'miş. Yani ben buna bir sorgu yaptığımda bu bana 3f bir değer döndürüyor anlamında. O yüzden 3b eski versiyon sensörde 3b'ye döndürüyor. Bu versiyonda 3f döndürüyor. O yüzden benim hangi sensörümün hangi versiyon olduğunu anlamak için böyle bir fonksiyon yazdık. Şimdi bunu bir derleyelim. Hata yok. Şimdi kartı bağlayacağım. Kartı bağladım. Şimdi bir yükleyelim bakalım hangi led yanacak. Evet, şu an bende yeşil led yanıyor. Demek ki benimki 3F versiyonuymuş. Bu eski cihazın data sheet'i. Eski sensörün, pardon. Bakın burada
Değere bakalım. ...3B. Bakın gördüğünüz gibi eski versiyon olan sensör 3B değeri döndürüyor. Bu yeni versiyon olan 3F değeri döndürüyor. Şimdilik SPI ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sorunuz olursa sorabilirsiniz. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Görüşmek üzere.